33. Ankara Film Festivali başladı. Festivalin detaylarını öğrenmek üzere Festival Başkanı İnci Demirkol bizimle. İnci Hanım merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Pandemi sonrasıydı, evet. Yine bir Ankara Film Festivali ile. Acaba o günden bugüne neler değişti festivalde? Festivalde çok fazla bir şey değişmedi. Çok fazla filmimiz, etkinliğimiz var. O zaman pandemi nedeniyle epey küçültmüştük programı. Bazı salonları kapatmıştık veya bir salonda 3 seans falan yapıyorduk. O biraz çıktık o pandemi ruhundan diyelim. Daha açıldık, daha rahatız. Ve festivalde birçok etkinlik var. Ücretsiz etkinlikler, onur ödülleri. Bunlardan da bahsedelim mi? Ne gibi detaylar var festivalde bu yıl? Şimdi her şeyden önce ben yarışmayı söyleyeyim size. Ulusal Uzun Yarışma. Her yıldan farklı olarak normalde biz 10 film seçeriz. Bu sene 12 film seçebildik. Çünkü çok zorlu bir yıldı. Filmciler açısından, filmler açısından hepsi çok iyiydi. 12'ye zor düşürdük ve mecburen jüriyi de arttırdık. Jüri sayısını. En büyük değişikliklerden biri. Onun dışında sizin dediğiniz gibi pek çok ücretsiz etkinlik var. Bizim de çok heyecanla beklediğimiz etkinlikler var. Filmler var her zamanki gibi. Ustalara saygı filmleri, 100. yıl için anma filmleri, bazılarının 50. yılda. Pasolini'nin filmi bu sene 50. yılında ve biliyorsunuz o film Kapadokya'da çekilmiş bir film. Kapadokya'yı turizm haritasına koyan bir filmdir. Çok da önemli bir film. Onun gibi pek çok filmimiz var. Tatiler var, Godard var. Böyle çok pek çok filmimiz var. Yarışmalarımız var. Kısa filmler, belgeseller, metrajlar. Saat 12'de satışa sunduk. Yarımda bir sürü seans bitmişti. Ne kadar güzel. Şu anda da tek kaldı. Sigma Bowman var. Amerika'dan geliyor kendisi. Önemli bir animatör. Bir kadın animatör. Kendisi de gelecek, seyirciyle buluşacak. Filmlerini tanıtacak. Kısalar ve uzun film. Hepsi animasyon. Çok önemli bir belgesel. Kendisini misafir etmekten de büyük onur duyuyorum. Güney Kore biliyorsunuz son 10 yılda sineması çok öne çıkan bir ülke. 7 yıl falan bir seçki yaptı. Bu sene o seçkiyi tekrar aynı filmde bir seçki daha yapıyoruz. Çünkü önemli filmler geliyor Kore'den. Mesela Jacques Tati var. Tati Fransızların çok önemli bir komedyeni. Modern yaşamı çok iyi eleştiren bir komedyen. Kendisi de oynuyor ve yönetiyor. Hem eğlenceli hem çok keyifli filmler. Dünya festivallerinden işte Holy Spider, onun gibi pek çok film var. Hepsi de bekliyoruz seyircimizi. Ve bu yıl çok kıymetli onur ödülleri de var. En unutulmayanlardan biri Aziz Nesin ödülü. Bu da bu yıl Zülfü Livaneli'nin. Diğer onur ödülleri de oldukça kıymetli. Bunların detaylarını da sizden alalım mı? Biliyorsunuz Ankara'nın sanatına etkilenmiş, orada Ankara'nın sanatını yüceltmiş, tanıtmış önemli isimlere verdiğimiz bir ödül. Müzikçi, roman, dansçı, pek çok kişiye farklı farklı kişilere verebiliyoruz. Bu sene Rengin Gökmen, Rengin Bey alıyor bu ödülü. Onun dışında Sevin Okyay, hepimizin sevdiği sinema eleştirmeni, o kitle iletişim ödülünü alıyor. Kitlelerle sinemayı buluşmasında etkili olan kişilere verdiğimiz bir ödül. Sonra bu sene eklediğimiz iki ödül var. Gençlik ödülü. Bu sene içinde ortaya çıktığı çok önemli gençleri biz de altını çizmek istiyoruz. Bunlardan biri yönetmen Ceylan Özgün Özçelik ki kendisine eleştirmen, program yapımcısı, bizim festivalde katkısı çoktur. Ona bu yıl film festivalinde de çok kıymetli bir filmi vardı, Cadı Üçlemesi. Evet. Ödüllendirmek istedik. Bir de yine ortaya, yani yeni sayılmaz Farah Zeynep Abdullah, artık star, yeni star dediğimiz isim Farah Zeynep Abdullah. Onu
onurlandırmak istedik. Tiyatro sanatçısı Rıza Akın'ı anmadan geçmeyelim. Ama bu yıl Ankara Film Festivali'nde Murat Özer ve Agah Özgüç anısında da bir bölüm var. Onlar da unutulmamış. Evet. Rıza Akın'a çok üzüldük. O hepimizin arkadaşıydı. Çok sevdiğimiz beyefendi, bir sanatçı, bir insandı. Festivalimizde her zaman bulundu. Başka yerlerde buluştuk. Ya şok gibi geldi. Çok üzgünüz o konuda. Murat Özer de bizim festivalimizin destekleyicilerindendi. Agah Özgüç'le birlikte. İlk sene muhakkak gelirlerdi. Filmlerimizi tanıtırlardı. Agah Bey ayrı, biliyorsunuz kendisi sinemanın muhtarı denir veya sinemanın arşivini tutan insandı. Aynı şekilde Murat Özer inanılmaz mizah gücü, coşkusu, enerjisiyle hep büyük katkıda bulunmuştu. Bu sene almak istedik. Onlarla ilgili bir program yaptık. İşte dostları bir araya gelecek. İkisiyle de ilgili bir sohbet toplantısı yapacağız. Ve Murat Özer anısına Cicim diye bir Fransız filmi. Nasıl Murat Özer neşeli, coşkulu bir kişiliği varsa bu film de öyle bir film. Yani onu böyle üzgün bir filmle anmak istemedik. Onu, o neşesini bize yansıtan bir filmle anlatmak istedik. Aynı şekilde Agah Bey'in de bir belgeseli var. Onu göstereceğiz. Festival Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda 4 salonda birden gerçekleşecek ve ayrıyetten de çocuklar için de bir bölüm var. Bunun detaylarını da alalım mı İnci Hanım sizden? Birincisi Stop Motion Atölyesi. Elif Ergezen'le birlikte yaptığımız 9-12 yaş çocuklarıyla ilgili. Öbürkü de Burak Göral'la yaptığımız. Burak Göral'im izliyorlar. Sonra birlikte çocuklar konuşuyor filmle ilgili. Bir de ebeveynlere yönelik yine Burak Göral tarafından yapılan bir çalışma. Film seçerken ne yapacağız? Çocuklara gösterilecek hangi filmler gösterilebilir? Ne yapılabilir? Gösterirken ne yapacağız? Konulu bir ebeveynlere yönelik bir çalışma. Bunlar ücretsiz. Bu son üçü festivalde, Büyülü Fener'de, Stop Motion'da, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde hepsi ücretsiz. Bekliyoruz çocukları, geleceği sinemacıları. Evet, Ankara halkı 7'den 70'e sinemaya doyacak diyebiliriz festival için. İnşallah. Güzel bir festival diliyorum İnci Hanım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben de bizi aldığınız için teşekkürler. Sağ olun. Ankara Film Festivali Festival Başkanı İnci Demirkol'la birlikteydik.